Günaydın abi. Şey, açık çorbacı falan var mıdır? Yok. Sende çay mı var sadece? Açmalar neyli? Tam bir tane açma alayım ben abi. İyi akşamlar. Günaydın. İyi akşamlar. Kafa gitti iyice. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Evet, ancak kendime geliyorum. Şimdi kavağa doğru teralar dönmeye başladı. Artık bu çorbayla hava aydınlanana kadar devam edeceğim. Artık çok da bir şey yiyesim yok. Hep aynı şeyleri yiyorum. Normal bir kafada değilim. Vücudumun yine ısınmasını bekliyorum. 458 kilometre oldu. Havanın ısınması için var ya her şeyi veririm. Yani şartlarda... Ya bu şartlarda böyle bir tur, bu kadar kilometre, bu kadar tırmanış zor ya. Kesinlikle kolay değil. Evet, İstanbul'a dönüş başladı küçük küçük. Beni rahat bırakın ya. Evet, ana yola çıktık ve yine güzel bir rampayla başlıyoruz. 2 kilometrelik bir rampayla Gelibolu'ya elveda diyoruz. Pedallamaya devam ediyorum. Saat 5.39, 467 kilometre oldu. Durumlar standart. Tek başına gece ıssızlık, ana yollar sürmeye devam. Havanın aydınlanmasını bekliyorum. Şu anda üstümde kalın. Hava biraz ısınsa çıkartacağım. Pedallayamıyorum da. Bu arada Garmin'in dediği işte rota boyunca çıkacağınız 31 tane rampa var. Ya o farklı bir şeymiş. Muhtemelen o segment, yani açık olan segmentler herhalde. Yani 31 tane yok. Çok fazla var. Yanlış bilgiyi düzeltelim. Koruköy'ün yanından geçiyorum şu anda. ...486 kilometre. Buradan Kavağa dönüş yapıyorum. Oradan Şarköy. Kuytu bir yerde üstüme başımı değiştireceğim. Kavaktan günaydın. Şimdi üstümü başımı değiştireceğim birazcık. Şu anda çünkü üstüm kalın. Biraz terliyim ama onları çıkartmam gerekiyor. Çünkü 9 derece oldu hava. Rampa falan başlayacak bayağı bir. O yüzden çıkartmam gerekiyor. Yani durumlar böyle. Yağmurluk zaten pişik yaptım muhtemelen. Hazırlıklarımı yaptım. Işıklarımı da açtım. Onları da göstereyim size. Şu şekilde. Çünkü yollar burada tamamen ışıksız ve karanlık. O sebeple görünür olmak çok önemli. Evet, şimdi Şarköy'e doğru pedallar döner. Haydi bakalım. Devam. Kavak'tan Şarköy'e doğru gidiyorum. Yine ıssızlık, çaresizlik. Pedallamaya devam. Artık havanın aydınlanmasını bekliyorum. Çünkü gerçekten gece bisiklet sürmekten midem bulandı. Şarköy'e 16 kilometre kaldı. Rampa şov. Köye geldim. Geldim, köpekler de başladı. Arkadaş. Saat 7.25. Sularımızı tazeleyelim. Ağzım bugün susuzluktan kurudu ya. Durmaya da gelmiyor he. Anı düşüyorsun. Hop. Evet. Evet, Yeniköy bitti. 501 kilometre oldu. Saat 7.31. Şarköy'e doğru devam.
Bir saat kaldı havanın aydınlanmasına. Yemin ediyorum hasret kaldım. Şarköy'e inişe 1 kilometre. Sonra oradan aşağı indim mi köpeklerin saldırısı olmadan tamamdır bu iş. Evet, küçük küçük böyle hava aydınlanmaya başladı gibi. Evet. Ben şuraya da bir atayım. Saat 7.50. Hava aydınlanmaya başladı. Güzel haber. Şarköy. Dondum. Net yani. Güzel üşüdüm var ya, sağlam bir şekilde kurumaya ihtiyacım var, ter içindeyim. Oh, felaket düşüdüm, öyle böyle değil. Şarköy'de köy kahvelinde duracaktım, zaman kaybetmem için durmadım. İyi yaptım, sorsan iyi yaptım. Hava ısınacak inşallah. Üstümü değiştireceğim hemen. Hissetmiyorum ellerimi. Sıcağa çok ihtiyacım var. Biste süremiyorum. Önümü de bir kapatayım. Isınayım. GoPro olunca çekim yaparken önümü açmak zorunda kalıyorum bir kısım. İçimdeki sıcak havayı bir muhafaza etmem lazım. Bu iş böyle olmayacak. Bir köy kahvesi bulup ısınmam lazım. Vücut direncim fena düştü. Yani 15 ile 20 ile falan gidiyorum yani o derece. Vallahi acayip mahvoldum yani. Oh. İnşallah bir sobalı kahve vardır. Selamünaleyküm. Dedim biraz ısınayım ya. Evet, çok soğuk. İstanbul'a gidiyorum abi. Bisikletle abi. Evet. Marmara Denizi'nin etrafını dönüyorum, yine İstanbul'a dönüyorum. Yani aynen. Nereli ki? Makedon göçmeni. Benden fazla bilirsin Türkiye'yi. Çağrak mağrak. Allah'ım ya. Yalnızım abi. Ne? İki küpen de var. Evet. Aynen, biraz ısınmam lazım. Gidemiyorum artık yani. Dondum bayağı. Şuraya bak, parmak uçlarım kıpkırmızı oldu. Vallahi dayı mısın? Şuta gibi ama. Efendim? Şuta gibi. Ya abi, o kadar yol yaparsan imkansız ki Lalman. 550 kilometre oldu neredeyse, şimdi 730 kilometre olacak. Bisikletle mi? Efendim? Bisiklet. Nasıl bisiklet? Yaya mı gidiyorum, bisiklet mi? Bisiklet burada abi. Bisikletle gidiyor böyle, ne yakacak böyle. Sen de, sen de kafayı yemişsin bari. Konuşma, kafayı yeme sen. Sen kafayı yemişsin bari. Kafayı yeme bak. Ersan'la kayıştırırım seni. Cumartesi sabah 7'den beri yoldayım. Cumartesi sabah 7'den beri. Bir cenaze konaklıyorum. Konaklamadım abi, uyumadım. He? Uyumadım. Gece de. Gece de devam ettim. Zaten o bitirdi. Ya ben öyle şimdi bu cana cefa veriyorsun. Gece gündüz yolda. Evet bu abi. Ben de burada şarkı gelip giriyordum bisiklete. Yapılır. Ya ilk defa yapmıyorum böyle bir şey de. Bu mevsimlerde ilk defa yapmaya başladım. Bu mevsimler... Yaz olsa... Aynen. Aynen. Bu aylarda... Aynen. Olsun. Normal insan ihtiyacımız yok zaten. Vay Bayrampaşa'ya bak ya. Yesinler senin Bayrampaşa'ya. Geldi uykum. Bastırdı. İki kere falan bastırdı böyle bayağı bir. Yüzümü yıkıyorum soğuk suyla falan filan. Şimdi yine bastırdı. Artık vücut direncim düştü.
Yatak işini nerede yapıyorsun? Uyumuyorum abi. Uyumadan olur mu? Oluyor. Ölüyor. Ölmem. Biraz çabuk gün de. Geliyor. Gelmiyor değil ama öyle bir kenarda uyuyacak gibi değil canım. Uyursan zaten donarsın bu soğukta. Uykuyu dağıtıyorsun yani. Abi soğuk ya, seni hareket ettiğin için canlı tutuyor aslında. Teşekkür ederim kardeşim. Biz gene akşam yedik 5 kilo et. Ne? Şarap rakının yanında. Şarap içtim. Arkadan niye söylüyorum, rakı içtim. 5 kilo et yedim. Arkadan balık yedim. Lan şu böyle. Bak buraya balık. Abi o ne öyle ya? Ne yapıyorsun sen bana böyle? Hadi görüşürüz abi. Buyur. İsmi ne söyleyeyim? Özcan. Şey memnun oldum. Bu söylediklerimde bir tane yalanmazsın bu arkadaşım, yemin etsin. Dışarı bak, dışarı. Bak söylediklerimde. Abi cam... Yani sana makara yaparım diye söylemedin. Cam boğazdan çıkar ama bunu unutma. Ya, çıkar. Sen benden kaç tane fazla yaşayacaksın? Ya orasını bilmem. Kaç yaşındasın? 32. 32 ya, ben 55 yaşındayım. Aramızda kaç yaş var? Sen 55 yaşını görebilecek mi acaba? Abi orasını kimse bilemez. Can boğazdan geliyor. Ama ben tedbirimi alayım diyor. Takdir Allah'tan. Seni be. Can boğazdan çıkar dedi. Can da boğazdan geliyor abi. Hayır. Yanlış abi. Abi o kadar fazla yemek iyi değil. İstanbul'dan abi. Gelibolu'dan geliyor. İstanbul'dan Gelibolu üzerinden. Şimdi yine İstanbul'a dönüyorum. Hadi iyi günler. Hadi yaşantıya devam et abi. Sen de abi saygı duyuyorum. Ya ben de sana saygı duyuyorum. Sevgilerle. Eyvallah, sağ ol. İnsanları görüyor musun bu? He? Adam ne dedi? Ne dedi? 5 kilo et ne ya? Oğlum ne yapıyorsun? Hamurunu sen onların ne çekecek bu? Bilmiyorum. Boş ver abi, yesin. İşte benim de bu etkili var. Ya sigara olur mu abi, iç ya. İçmemen lazım. Yani şimdi hadi içme, nasıl içmeyeceğim bak. Valla bilmiyorum. Hadi görüşürüz abi. Eyvallah abi, sağ ol. Evet, eğlenceli bir kahveden çıktık. Bayağı üşümüştüm, içimi kuruttum. Biraz bir şeyler yedim. Şimdi uçmak nereye doğru devam ediyorum. İnşallah akşam İstanbul'da olacağım. Hava şartları gerçekten yıprattı yani. Çok soğuk be usta. 7.7. Haydi bakalım, pedallamaya devam. Hoşköy bitti. Yine Hoşköy'e gelmişiz, gidiyoruz, haberimiz yok. Burası çok güzel bir yer, çok sakin bir yer. Harika yani. Gelinir kalınır yani. 535 km, saat 9.55. Hava ısınıyor. Gece çok büyük bir savaş verdim. Hem mental olarak hem de soğuğa karşı. Yine üstümü başımı değiştirdim. Uzun sürüşlerde değişen hava şartlarına göre üstünüzü başınızı hemen ayarlamalısınız. Yoksa çok terlersiniz. Bu da olumsuzluk demek. Bu yüzden tekrar üst baş değişimine gidiyorum. Zaman kaybettiriyor ama yapacak bir şey yok. Biraz da bir şeyler ısıralım. Depolar boşalmayacak. Uçmak dere bize göz kırpıyor. Gaziköy bitti. 539 kilometre. Saat 10.13 geçiyor. Tırmanışlar başladı Uçmakdere'ye doğru. Burası resmen huzur bahçesi. Uçmakdere'de sert yokuşlar sizi bekliyor olacak. Aa,
Çakmakdere'deyim. Bayağı bir rampa çıkacağım. Çıkmaya devam ediyorum. Başladım zaten. Şöyle göstereyim. Beyaz araba gidiyor. Karşı tarafta görüyorsunuz böyle. Zikzaklar yukarıya doğru gidiyor. Eğer buraya gelmediyseniz burada kesinlikle bisiklet sürün derim. Harika bir yer. Gördüğünüz üzere bayağı güzel. Bana müsaade abicim. Tamam, memnun oldum. Evet, Uçmakdere'den indik. Şimdi Kumbağa'dayız. Buradan Tekirdağ, Marmara Eylesi, Silivri. İnşallah kazasız belasız İstanbul'a geri dönüş yapacağız. 566 kilometre oldu. 570 kilometre. Saat 12.33. Abi nereden geliyorsun bisikletle lan? İstanbul'dan İstanbul'a. Marmara Denizi'nin etrafını dolaşıyorum. Mustafa, nereden geliyormuşsun? Yoruluyorum. Ama benim anlamadığım nokta ne? Kars'a nasıl gittin bu abi? 4 günde gittim. İşte böyle bir şey var mı? Helal olsun sana abi. Ben böyle insanları çok takdir ediyorum ha. Neden biliyor musun? Çünkü biz ekmek almaya gidemiyoruz kardeşim. Yani evden çıkıp ekmek almaya gidemiyorum. Yani baksana ne kadar güzel bir potansiyel yani. Okyanusu gezdim diyor. Kars'a gittim diyor. Sen arabayla gidemezsin Kars'a be. Kaç günde gittin Kars'a? 4 gün. Evet, Tekirdağ bitti. Hedef Marmara Ereğlisi. Tekirdağ'ın dış yolundan etkileyici 4 rampamızı tamamladık. Şimdi uzun bir iniş var. Her şeyi artık kaydetmeyeceğim. Powerbank çünkü tek çizgiye düştü. Ne olur ne olmaz diye onu saklamak istiyorum. Evet, Yenice 599 kilometre. Sen onu 600 de. Saat 2. 5500 metre tırmanış var. Daha da tırmanacağız. İstanbul'a kadar epey bir tırmanış var. Yeni çiftliğe geldim. 208 kilometre oldu. Saat 2.23. Ah! Artık var ya. Popo patates. Rüzgarda maşallah. Canımı okudu ya. Bu nedir ya? Ya arkadan esmedi gitti ya. Uykum gelmeye başladı. Gözlerim kapanıyor. 36 saate yakındır uyumamış olacağım bittiğinde. Ya arkadaş,
Nerede lodos nerede ya? Küçük bir mola demeyeceğim. Mola vereceğim. Mahvoldu papam. Evet. Yemeğimizi yedik. Artık kuru hiçbir şeyim kalmadı. Biraz kurutmaya çalıştım. Güneşte ama bilmiyorum. ...626 kilometre Sultanköy. ...633 kilometre oldu. Ne yapıyorsun? Oğlum, ne yapıyorsun? Güzel surat. Yeni Bosna'dan merhaba arkadaşlar. Sizi direkt Yeni Bosna'ya ışınladım. İşin şakası... yollar çok bozuktu. Araçlar çok yakın geçiyordu. Emniyet şeridi falan dardı ve çok bozuktu. O sebeple hiç çekim yapmak istemedim. Çok da trafik vardı. Bir sürü araba vardı. Çok keyifsiz bir video olacaktı. O yüzden kapatma kararı aldım. Yani güvenliğimi sağlamak istedim. Şu anda Yeni Bosna'dayım. Sürüşümüz bitti. Gerçekten benim unutamayacağım bir sürüş oldu. Marmara Denizi tam tur. Yani bu hava şartlarında böyle bir etkinlik yapmak gerçekten epey zorlayıcı oldu. Yani gerçekten hava çok soğuktu. Çok zor anlar yaşadım. Ama bir şekilde üstesinden gelmeyi başardım. Samsun sürüşümle bu sürüşümün verilerini de aynı zamanda karşılaştıracağım. Yani dünden bugüne neler değişmiş aşağı yukarı. Bunların linklerini açıklama kısmına da koyacağım. Yani siz de isterseniz bakarsınız. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.